Selam dostlar. Bu videoda yeni gelen güncellemedeki yeni araçları göstereceğim. Bütün araçları göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle videoyu şu şekilde böleceğim. İlk baş hava bölümü, ikinci olarak kara bölümü, ondan sonra gemi ve helikopter bölümü. Helikopteri büyük ihtimal gemiden daha önce anlatırım arkadaşlar. Sırayla anlatacağız. Bu güncellemede major olarak avcı araçları geldi arkadaşlar. Avcı jetler geldi. O yüzden benim de çok sevdiğim bir güncelleme. Güncelleme ne zaman gelecek diye soracak olursanız da gençler hemen videoya geçmeden önce bunlardan bahsedeyim. Güncelleme ne zaman gelecek inanın bilmiyorum. Çünkü bir önceki güncellemede dev sunucusu açıldıktan 2 hafta sonra normalde güncelleme geliyordu. Ama güncelleme 2 hafta sonra gelecek dedik. Bir baktık 18-19 gün güncelleme ertelendi arkadaşlar. Bu güncellemeyi de geciktirecekler diye düşünüyordum ama geciktirmediler. Direkt yayınladılar. Hemen şimdi videomuza geçelim. Dostlar ilk olarak Almanya'dan başlamak istiyorum. Almanya'da bu arada Amerika'da herhangi bir araç yok arkadaşlar. Amerika'ya zaten F-15E'ye gelmişti bir önceki güncellemede. Almanya'ya geçtiğimiz zaman EF-2000. Arkadaşlar oyuna sonunda Eurofighter uçakları eklendi. Ve Almanya hani sürekli güçsüz 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 diyorduk ya arkadaşlar. Almanya'da bakın ben Almanya'yı kastım bitirdim. Neredeyse F-4 F-173 bin araştırma puanı kalmıştı. Oyuna sonunda Almanya'ya da bir top tier uçak getirdiler arkadaşlar. Sonunda gerçekten Alman oynayan arkadaşlar adına çok mutluyum. <laughs> ben de çok mutluyum bu arada. Ben de Almanya'yı çok seviyorum. Şimdi Eurofighter 2000 uçağımıza şu şekilde bakabiliriz arkadaşlar. X-Ray'den de göstermek istiyorum. Çift motorlu bir uçağımız. Art yakıcılarla 8670 KP itiş gücüne sahip. Radarına baktığımız zaman da arkadaşlar radarı oyun içinde de birazdan göstereceğim. Oyuna girmeyeceğiz ama bir test uçuşuna gireceğiz arkadaşlar. Modifikasyonlara geldiğimiz zaman uçağımız AIM-9LI isminde yeni bir füzeyle bizi karşılıyor. Bu füzeye baktığımız zaman AIM-9M füzesine benzetiyorum arkadaşlar. Onun dışında şurada gördüğünüz AIM-9L füzelerimiz de var. Bu AIM-9L füzeleri, AIM-9LI füzelerinin bir alt varyantı. Ayrı kem özelliğimiz var. Evet yazıyor gördüğünüz üzere. Her yönden kilit atabiliyor. Ve arkadaşlar 1, 2, 3 ve 6 tane de AIM-120B füzelerinden taşıyabiliyor. Gayet tatlı ve güzel arkadaşlar. Şu şekilde iki varyant yapabiliyorsunuz gençler. Ya 4 adet ısı güdümlü alıp 5 adet radar alıyorsunuz ya da 6 adet radar alıp 2 adet ısı güdümlü yapıyorsunuz. Bu oyun içinde değişecektir. Şimdi bu uçağımızı bir test uçuşuna sokalım. Bir hızlanmasına falan bakalım arkadaşlar. Doğu Avrupa'da kış. Bu arada oyuna artık hangar güncellemesi de geldi. Hangar kış olarak gözükecek arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi kalkışta da kış olarak gözüküyor. Uçağın iç kısmını da şu şekilde gösterebilirim. Gerçekten çok temiz bir iç kısım var. Uçak bembeyaz iç kısım olarak. Gayet tatlı ya. Şimdi kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. Hız olarak F-16'ya çok benziyor arkadaşlar. Çift motorlu bir uçak ama. Delta kanat. Manevralarına falan da birazdan geçeceğiz. Şimdi 150 tane topumuz var. Topumuz 30 milimlik toplar arkadaşlar. Yanılmıyorum değil mi? Şöyle gösteremiyoruz da her neyse. Topu birazdan geçeriz. Arkadaşlar güzel. Yani size şöyle tarif edebilirim. Bu arada HMD modu da var gördüğümüz gibi. Şu eğim 9 L'ye bir at ateşlemek istiyorum. Biraz uçağımıza yaklaşalım. Bakın eğim 9 de yine duman atıyor. Ama ilginç bir duman atıyor. Yani bu acaba hep böyle mi olacak bilmiyorum ama Eğim 120 de bildiğimiz Eğim 120 zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet tatlı ve güzel bir uçak. Tek pilotumuz var. Zaten avcı uçağı. Yani ben bu uçağı ne gibi görüyorum arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim size. Aracı kilitlenip alır mıyız? Bir de Eğim 120 ateşleyelim. Lan ne oluyor? Eğim 120 sapıttı gençler. Vuramadık herifi. Her neyse. Ben bu uçağı şu şekilde görüyorum. F-16 ve Mirage 2000 uçağı vardı ya 7-8 kill aldığımız yayın oyunda videoda. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. O uçak gibi. Gerçekten tatlı ve güzel bir uçak olmuş. Dediğim gibi Almanya oynayacak. Arkadaşlar da artık Almanya'yı gönül rahatlığıyla oynayabilir. Çünkü Eurofighter 2000 var. Bu arada şuradaki Su-22M4 de gayet tatlı bir uçak. Onun da videosunu belki çekerim. Her çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Şimdi Rusya'ya geldiğimiz zaman dostlar. Rusya'da bir adet uçağımız var. Adı da Su-33. Gençler bu Su-33 şuradaki Su-27 uçağına ne kadar çok benziyor. Bakın şimdi. Aradaki 4 farkı 5 farkı bul. Öyle resimler var diye iki resim yan yana koyulur farkları bul diye. <laughs> Onun gibi olacak gibi. Ama gençler şöyle yapalım. Bir dakika Su-27 SM'i de şuraya He, koyamıyoruz. Tamam. Her neyse dostlar. Bu uçağı da şöyle X-Ray'den gösterelim. Bakın bunun art yakıcı itiş gücü 12.690 kp. İki tane olduğu zaman bunu ile çarpacaksınız gençler. Tek motor olduğu zaman tekle çarpabilirsiniz. Ama uçağın gençler tonajı da ona göre ağır. Gerçekten ağır bir uçak. Modifikasyonlara geldiğimiz zaman bu uçak bizi biraz üzüyor. Bu arada bu uçak squadron aracı arkadaşlar. Yani herhangi bir filoya girerek ya da TRD filoya girerek bu aracı kasabiliyorsunuz. Ama şöyle de bir şey var gençler. Bu aracı kasıyorsunuz ama sonuç olarak bu araç size Rusya'yı kastırmıyor. Bir premium araç değil. Veyahut premium araç gibi direkt ucuz fiyata satın alamıyorsunuz. 1 milyona yakın para harcamanız gerekiyor bu aracı alabilmeniz için. Şöyle bakalım arkadaşlar. R27 ER füzelerinden 8 adet taşıyor. R73 füzelerinden taşıyor. Bomba kapasitesi çok daha iyi. Gördüğünüz üzere güzel bombalar taşıyabiliyor ama güdümlü bombalar taşımıyor arkadaşlar. Bu da bence kötü bir özellik. Güdümlü bombaları da taşıması gerekiyor diye düşün, düşünüyorum. Güzel. R27 e T füzelerinden de iki adet taşıyabiliyor. Bu uçak şu haliyle arkadaşlar hangi uçağa benziyor biliyor musunuz? Size göstereyim şu şekilde. Şuradaki J11 uçağının neredeyse aynısı gibi. J11 uçağının biraz daha motoru güçlü versiyonu ama bakın arkadaşlar şöyle üst tarafa geldiğimiz zaman diziliş olarak R73'ler, R27ER'ler aynısı. Yani Ücretsiz bir araç olarak güzel arkadaşlar. Ücretsiz bir tap diğer aracımız daha oldu. Bunu oynayarak açabiliyorsunuz arkadaşlar. İki haftada açarsınız büyük ihtimal. Bunun da bir test uçuşunu yapalım. Bakalım nasılmış. Şöyle e, bir dakika arkadaşlar. Şu şekilde R73'leri de dizelim. Kaydet diyelim. Seç. Evet test uçuşuna girelim. En azından bir kalkışını gerçekleştirelim uçağımızın. Bir kalkıştaki değerlerine gücüne bakalım. Bu arada arkadaşlar bu uçağın Su 27'den bir farkı şurada kanatlarının olması. Bu kanatları arkadaşlar ön kısımda küçük kanatlar var ya ona kanat deniyor. O kanatların olması uçağı manevra olarak daha iyi yapıyor. Ama manevrası daha iyi olan uçaklar dostlar hız olarak ve aerodinamik olarak çok şey kaybediyor. Evet şöyle iş kısmına da gösterebilirsem size arkadaşlar Su 27'nin aynısı. Bir farkı yok. Bu arada bu uçağın motoru da kısa yerlerden kalkış için tasarlanmış kobra yapabilir miyiz? Bir deneyelim. Arkadaşlar bir kobra deneyelim. Hop. Evet gayet güzel yapabiliyor kobrayı. Toplayabilecek miyiz? Topladık. Evet kobradan sonra toplayabildik. Şöyle basitleştirilmişe geçelim. Pardon. ile deflemeye geçiyoruz. Arkadaşlar. Gayet tatlı ve güzel bir uçak bu da. Ama dediğim gibi çok aptiyer bir uçak değil. HMD modu da var bu arada ateşliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar Fox bir füzeler olduğu için tutuyorsunuz. Gidip düşmanı vuruyor. Yani düşmanı vurmasını bekliyorsunuz. Fox 3 füzelerimiz yok maalesef. Zaten Fox 3 füzeleri olan bir squadron aracı sadece Çin'de var. Çin'e oyun biraz destekliyor arkadaşlar. Ben bunu görüyorum. Oo hava karardı bir anda. Her neyse. Karanlık havada olmasın arkadaşlar ya. Şöyle bir bir dakika. Hava neden karardı lan? Gece oldu bir anda. Neyse, hava kuvvetlerinden devam edelim. Britanya'ya geçelim arkadaşlar. Britanya'da da aynı Almanya'ya gelen gibi Typhoon FGR4 var gördüğünüz üzere. Ya aslında Almanya iyi, hoş ama arkadaşlar Almanya'ya gelen uçaklar birçok ülkeye daha geliyor. Yani Almanya hala bir dezavantajlı bir ülke. Almanya'nın yanına yeni bir ağaç gelmesi gerekiyor. Özellikle F18'i Almanya'ya eklemeleri gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu uçağa geldiğimiz zaman bu da aynı Eurofighter ama Typhoon FGR4 uçağı arkadaşlar. Peki ne farkı var diğer uçaktan? Arkadaşlar bu uçak o uçağın bir nesil üst versiyonu. Ama şöyle bir şey var ki o uçakta aim 9 l vardı. Bu uçakta AIM-9M füzesi var. O uçak için anlattığım şeylerin aynısı bu uçak için de geçerli. Şöyle Lightning 3 podu da var gördüğünüz üzere. Şimdi bir de bu uçağı test uçuşuna sokalım. Diğer her şeyi aynı arkadaşlar. Birebir aynı. Şöyle X-Ray'e de gelip baktığımız zaman Bakın itiş gücü de 8670'e 8670. İtiş gücü de neredeyse çok benzer. Uçuşa geçelim. Bu şekilde göstereyim. Hem de o uçuşa geçmemin sebebi arkadaşlar aslında bunu uçurmasak da olur ama... Diğer uçağın çünkü neredeyse aynısı. Ama bir bakalım arkadaşlar. Bakın bu uçağın kokpiti farklı olacak. Kokpitini yüklememişler. Aradaki fark kokpit olacaktır dostlar. Bu iki uçak arasında. Bu arada bu uçakların flapleri de yok. Haberiniz olsun. HMD modu. Yine gördüğünüz gibi SRC modu, Twisim modu. Gayet tatlı ve güzel. Bu arada Riviera sistemleri de 10 numara 5 yıldız. Hangara dönelim. Artık yeter. Eurofighter'ı incelemek istemiyorum. Bu iki uçak arasındaki farkı bu iki uçak hakkında detaylı bir video yaparsak oradan da bahsederiz. Aslında ben bir videoda bahsetmiştim ama o şu anda aklımda değil. Sadece biri A versiyonu biri B versiyonu gibi yani blok 10 blok 15 gibi bir fark var arkadaşlar arasında. Onun dışında çok da bir şey yok olarak. Şimdi asıl gelelim yeni ağacımıza. Japonya'ya yeni bir ağaç eklendi arkadaşlar. Şöyle gelelim. Türk ağacı, Türk ağacı diyen bazı arkadaşlar vardı. Tay ağacı bile geldi arkadaşlar ama Türk ağacı yok maalesef. Primleri yarıda kaldı maalesef bu arkadaşların da. <laughs> Neyse. Şimdi bu ağaca gelelim arkadaşlar. Yeni bir ağaç. Tayvan ağacı geldi oyuna. Şöyle de gösterelim arkadaşlar. Tayland. Tayland mı? Aynen pardon. Tayvan değil Tayland ağacı geldi arkadaşlar. Bunlar isimleri çok karışıyor ya. Aynı bir yörenin ülkeleri olduğu için. Çin'in altındaki bir ülke. Tayland arkadaşlar. Şöyle ilk uçaktan başlayalım. Tapa doğru gidelim. F-84 var. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Şurada RTAF yazıyor. Gayet tatlı ve güzel bir araç. Metalik bir rengi var. <laughs> Modifikasyonlarına geldiğimiz zaman şu şekilde. Bombaları var. Bu uçak zaten oyunda bulunan bir uçaktı arkadaşlar. Yani bu gelen ağaçta bir tane değişik bir araç var oyunda bulunmayan. Bu arada Alfa Jet A da var. Gördüğünüz gibi Alfa Jet A'yı zaten oyunda biliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gösterebilirim. Herhangi bir roketi yok. Sadece 30 27 milimlik 150 adet topu var ve 60 adet de karşı tedbiri var. Bu Fransa'da da vardı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Almanya'da da vardı ama bir tanesinde karşı tedbir yoktu. Her neyse. Alfa Jet TH. Gençler bu araç işte oyuna yeni gelen bir araç. Daha doğrusu Alfa Jet'in üzerine TH eklemişler ve Arkadaşlar 4 tane AIM-9P füzesi taşıyor gördüğünüz üzere. Bu AIM-9P füzeleri 20C çekiyor 40 saniye. Gidiş süresi var. Gayet tatlı füzeler. Hatta şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir base'i bombalayıp 2 tane de füze alıp hem de topunuzla ateşleyebilirsiniz. Gerçekten bir avcı uçağı gibi bu uçağı da kullanabilirsiniz. Tam avcı olmasa da arkadaşlar yarım avcı diyebilirim. X-Ray'den şöyle motor gücünü de göstereyim. Bakın bu uçağın motor gücü çok yavaş arkadaşlar. Gerçekten diğer uçaklar gibi değil. Yani yavaş bir motor gücünüz var. Ve ses hızını da geçemiyorsunuz afterburner'ı olmadığı için. Şimdi gelelim asıl bomba uçaklara. Şuradaki küçük uçakları da göstereyim arkadaşlar. A7E uçağı var. Gördüğünüz gibi 6200 itiş gücüne sahip ve bu uçakta arkadaşlar M9G füzelerinden 2 adet taşıyabiliyor. Bomba gücü çok yüksek. Bu aslında bir bombardıman uçağı gibi. Bu arada kendi rütbesinde gayet iyidir arkadaşlar bu uçak. <laughs> 10.0 bir yerde. Şimdi diğer uçağımıza gelelim. AV8S Late. Oyuna AV8'i eklemişlerdi gençler. Bunun da <laughs> Late versiyonunu eklemek istemişler ve şurada gördüğünüz 4 tane e 9 l füzesini ekleyerek başka hiçbir farklılık olmayarak e 9 s uçağını eklemişler. Şöyle motor gücünü de göstereyim. Diğer uçakla da karşılaştıralım arkadaşlar. Motor gücü gördüğünüz gibi 9000 itiş gücüne sahip. Buradaki AV8'in motor gücüne baktığımız zaman bununki de 10000. Yani demek oluyor ki bu uçak ondan daha hızlı olacak. Her neyse bir şey demiyorum arkadaşlar ve yeni gelen ülkemizdeki son 4 uçağa bakacağız arkadaşlar. En iyi uçaklar bunlar gerçekten. F5A. F5A zaten oyunda bulunan bir uçaktı gençler. Şöyle de gösterelim. İtiş gücü de bu uçağın da düşük ama F5'lerin zaten itiş gücü düşük oluyor. Şu şekilde görüyorsunuz. Modifikasyonlarına geldiğimiz zaman AIM-9 e, e füzelerinden taşıyor. 10 g çekiyor. Bu bu F5A arkadaşlar. F5C'nin, premium F5C'nin neredeyse aynısı çok bir farkı yok diyebilirim. Onun dışında F5'te SCU. Gördüğünüz üzere oyuna tap bir F5 daha eklendi. Arkadaşlar ama bu F5'i biz AIM-120'ler falan taşır diye bekliyorduk ama AIM-120'leri getirmediler elbette tabii ki. Phyton 3 füzelerini taşıyor gördüğünüz gibi. Bu da AIM şey F5E'ye çok benziyor. F5T Tigritis SCU. Gençler bu uçak Şurada gördüğünüz F5 EFCU uçağının neredeyse aynısı SCU olarak geçiyor. Bunun da şöyle motor gücünü gösterelim size. Bu uçağın motor gücü de 2100. Diğer F5'ten çok daha iyi. Şunu da gösterelim. 2300 gördüğünüz gibi. Bununla aynı. Arkadaşlar o uçağın güncellemeleri tam olmadığından öyle gözüküyor. Ama bu iki F5 arasında şöyle bir fark var arkadaşlar. Bu iki tane Phyton füzesi taşırken yanına iki tane de AIM-9P füzesi taşıyabiliyordu. Ama diğer şurada gördüğünüz F5T uçağı o füzelerden taşıyamıyor maalesef. Gördüğünüz gibi sadece iki tane Phyton 3 füzesi taşıyor. Bu da eksi iki füze demek oluyor gençler. Bu arada şu uçaklar arasında da söyleyeceğim arkadaşlar. Bunun motor gücü düşük demiştim ya daha yeni. Bunun motor gücü aslında düşük değil. Sadece güncellemeleri yapılmamış, modifikasyonları araştırılmamış. Şimdi gelelim F-16 A Oji'ye. Arkadaşlar F-16 A Oji'ye geldiğimiz zaman bu Çin, Japon ağacı da artık top tier bir F-16'ya kavuştu. Gördüğünüz gibi F-16AC çok iyi bir araç değildi. F-16A Ocu için şöyle modifikasyonları gösterelim arkadaşlar. Modifikasyonlara geldiğimiz zaman AIM-120A'lardan 6 adı taşıyabiliyor. Phaeton 3 füzelerinden de taşıyabiliyor. Ya bu Phaeton 3 füzeleri bana göre arkadaşlar şuradaki AIM-9M füzelerinden çok daha iyi füzeler. O yüzden Amerika'daki f 16 f daha iyi diyebilirim. Hatta Fransa'daki F-16'dan da daha iyi diyebilirim. Ama gençler tabii her güzelin bir kusuru olduğu gibi bu güzelin de bir kusuru var. Şöyle test uçuşuna gelelim. Bu güzelin kusurunu da size göstereceğim dostlar. Yeni F-16'mızda bir kalkış gerçekleştirelim. Ondan sonra bu uçağın kusurunu da size göstereceğim. Gördüğünüz gibi piton füzeleri var. Ya Bu arada Python füzelerinin ismi Python 3 gençler. Ya çok güzel durmuyor mu yan kanatlarda piton füzeleri? E 120 A füzelerimiz de var gördüğünüz gibi. Kanadı yere sürttük bu arada. Böyle yakıt tanklarını bırakalım arkadaşlar. Bakın uçağımızın HMD modu yok. Amerika'da HMD modu var. HMD modla nedir arkadaşlar? Kaska monteli mod. Uçağın füzeleri kaska monteli değil maalesef. Şöyle ateşleyelim arkadaşlar. Bu füze çok güzel bir füze. Tabi bu uçağı vurur mu bilmiyorum. Büyük ihtimal vuracak ama. Bakın nasıl güzel gidiyor çok tatlı bir füze. Piton 3 füzeleri. Gerçekten güzel. Uçağın iç kısmını da şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Uçağın iç kısmı F-16C gibi değil. Biraz değişik. Şurada HMD şöyle şu şekilde NVD sistemi mi deniyor buna? Bundan var. Yani bir tablet ekranımız yok. İki tane tablet ekranımız var. Bir burada var. Bir burada var. Joystick falan da değişik arkadaşlar. Bizim F-16C gibi değil. F-16 blok 15 olarak geçiyor zaten kendisi. Tamam. Bu uçağı da atladıktan sonra Asıl gelelim ikinci bombaya. Ya bu uçaklar Japonya'yı da oynanabilir kuruyor arkadaşlar. Tapdiyar'da 3 tane Tapdiyar uçağı olmuş oluyor Japonya'nın. JAS-39C. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tayland'da artık bir JAS-39C uçağı var. Gerçekten bu da güzel bir özellik olmuş Tayland için. Yine hiçbir farkı yok arkadaşlar. JAS-39C bildiğimiz JAS-39C e 220 b taşıyor ama. İngiltere'deki gibi sadece RB-99 füzelerinden taşımıyor. E-220B füzelerinde taşıyabiliyor. Gördüğünüz gibi 4 adet AIM-120, 2 adet de AIM-9M taşıyabiliyorsunuz gençler. Ekstradan 640 adet de Chef ve flare taşıyabiliyorsunuz. JAS-39C hakkında fazla söyleyeceğim bir şey yok zaten bu oyunda olan bir uçaktı. Sadece güncelleme de eklemişler. Bu arada gençler şuradaki tek farklı uçak Alfa Jet TH. Onun dışında olan uçakların hepsi oyunda sağdan soldan olan uçaklar zaten. Gelelim Çin'e dostlar. Çin'de herhangi bir hava aracı yok. Zaten Çin'e Mirage 2000 eklemişlerdi bir önceki güncelleme ile. İtalya'ya geçtiğimiz zaman İtalya'da arkadaşlar F2000 A uçağı var. Yine Eurofighter. Bunu artık incelemeyeceğim. Gördüğünüz gibi diğer bütün özellikleri aynı. AIM-9 M taşıyor, AIM-120 B taşıyor. Şurada gördüğünüz Brimstone füzeleri de var. Lazer artı yok kullanıyor arkadaşlar. Bu Brimstone füzeleri bu arada 3 ülkede de var. Lightning Pot'la kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi bu uçağı da anlatmayacağım ekstradan. Aynı uçağın iki defa anlatımını yaptık zaten. Evet gençler Fransa'ya geçelim. Asıl bombalardan bir tanesi de Fransa'da Rafael CF3. Oyuna sonunda Rafael uçağı da eklendi. Fransızların sürekli dünyanın en iyi uçağı, dünyanın en iyi uçağı dedikleri uçak da oyuna eklenmiş oldu böylelikle arkadaşlar. X-Ray'e geçelim. Uçağın motor gücü gördüğünüz gibi 6910. Bu da demek oluyor ki Eurofighter Typhoon'dan daha güçsüz bir uçak demek oluyor. Onun dışında şöyle gördüğünüz üzere 8 tane Pardon 6 tane Mika M füzesinden taşıyor. Mika M füzesi bu arada oyunun en iyi füzelerinden arkadaşlar. Kesinlikle kötü değil. Ama dostlar ısı güdümlü herhangi bir füze taşımıyor. Ve Eurofighter'dan taşıdığı füze say bak sayısı olarak daha az. Şu şekilde 250'lik bombalardan da taşıyabiliyor. Veyahut arkadaşlar gördüğünüz gibi 1000 librelik 3 tane de GBU-20'de PyY 3 bombalarından da taşıyabiliyor. Şu şekilde de bir lazer podu var arkadaşlar. Demokles isminde bir lazer podu da bulunuyor. Uçağı hemen test uçuşuna sokalım. Ama arkadaşlar test uçuşuna sokmadan önce uçağın bir araştırmalarını yapayım hızlıca. Siz bunu görmeyeceksiniz. Hemen atlayacağım. Güncellemelerimizi yaptık. Şimdi test uçuşuna girdik. Dostlar Mika füzelerinden 6 adet aldık. Gördüğünüz gibi chef ve player sayısı bir tık yetersiz ama MAV sistemi bulunuyor uçakta. 10 numara 5 yıllık MAV sisteminin bulunması. Kokpite geldiğimiz zaman bu uçağın kokpiti de inanılmaz teknolojik gençler. Şuraya bakın ya. O ne öyle? Bu gaz kolu değil mi? Gaz koluna bakın. İlginç bir gaz kolu var gerçekten Uçak hız bakımından Eurofighter'dan daha yavaş. Onu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Oo, manevrası çok iyi bunun ya. Gençler, bu uçağın manevrası Eurofighter'dan daha iyiymiş bu arada. Şöyle AMD modu falan da var. Bakın, Mika füzesini ateşleyeyim. Mika füzesinin özelliğini göstereyim size. Mika füzesi inanılmaz derecede G çekebilen bir füze. Nasıl dönüyor görüyorsunuz değil mi? 3, 2, 1, 0. Patlattı gördüğünüz gibi. Evet tap tier ulaştık. Şimdi şöyle bir dönüş yapalım. Gençler bu uçağın manevrası inanılmaz. Gerçekten Fransızların dünyanın en iyi uçağı dedikleri kadar var. Manevrası çok güzel bu araç. Kendi ekseni etrafında çok iyi dönmüyor ama rol özelliği çok iyi. Bu uçakta güzel killer alınacaktır. Şöyle twist modumuz var. Arkadaşlar HMS modumuz var. ACM modumuz var. Gördüğünüz gibi ama hız azalt diyor. 1300'de hız azalt uyarısı veriyor. Kanat kıracak mı acaba? Onu merak ediyorum. Evet kanatlar titriyor arkadaşlar. Demek ki bu uçakta kanat kırmaya müsait bir uçak. Şöyle dönelim bakalım. Yok kanat kırmadı ama kanat kırmaya müsait bir uçak gibi duruyor. Bu arada gençler kanalı takip edin. Çünkü bu uçakların Videoları kanala tek tek geliyor, gelecek. Özellikle avcı uçaklarını çok seviyorum. Hepsiyle oynayacağım. Şurada da gördüğünüz gibi bir <laughs> şey var. Ee, yakıt alma, yakıt değiştirme şey var. Onun dışında arkadaşlar bu güncelleme hakkında birkaç bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Hava aracı olarak. Şu an hava başka bir güncelleme yok. Hava bitirdik. Son olarak şöyle F-16C alalım ve toparlayalım. Gençler bu güncelleme hakkında birkaç bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şu anda güncelleme tam olarak gelmedi yavaş yavaş birkaç hafta içinde premium araçlar gelecek, başka şeyler eklenecek, oyuna eklenecek yeni araçlar olacak. O yüzden bu güncellemenin tam hali değil. Onun için kanalı takip edip ikinci videoya da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tank bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. Bunu videoda ben parça parça keseceğim. Kara kuvvetlerine geldiğimiz zaman bu kara kuvvetlerini o kadar iyi bilmiyorum arkadaşlar ama şuradaki RDL LT aracını göstereceğim size. Bu araç bir top tier araç arkadaşlar. Rusya'da SU 30 pardon. S38 miydi? Öyle bir araç var. Aynı onun gibi gençler çok hızlı hızlı atışı diyor gördüğünüz gibi. Çok ilginç bir araç. Ucu da bayağı büyük. <laughs> yani bunu oynayacak arkadaşlar sevecektir. Şöyle bu arada ucu büyük ama ucu hareket etmiyor gençler. Bu şekilde. Bu arada hava araçlarını da vurabiliyorsunuz. Şöyle alt F ile kilitlenelim bu araca. Bakın arkadaşlar. Ateşliyorum. Gördüğünüz gibi uçağı vurduk. Uçakları da bu şekilde vurabiliyorsunuz. Bu arada şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. yani gökyüzüne doğru kaldırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. İlginç bir araç kaç tane mürettebat olduğunu falan da göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra ya bu uç tankları hızlı hızlı geçmek istiyorum açıkçası. Şöyle bu uçağın mürettebatını göstereyim önemli olduğu için. Onun dışında diğerlerini de göstermeyeceğim. 3 adet mürettebatımız var gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Onun dışında Almanya'ya geçelim. Almanya'da gençler Stella adında bir aracımız var. Özelleştirmelerden bu aracı da gösterebilirim. Stella bir şey. <laughs> Stella şeydi ya bir prenses ismiydi. Bu uçakta bir bu tankta bir prenses gibi gördüğünüz üzere gençler. X-Ray'e baktığımız zaman şu şekilde cephanelerinin olduğunu görüyoruz. Bu da 10-20G çeken bir şöyle roket ateşliyor bir anti-air arkadaşlar. 10.3 bir yerde bulunan bir anti-air'ımız. Rusya'ya geçtiğimiz zaman Rusya'da herhangi bir eklenti bulunmuyor maalesef. Rusya'yı es geçmişler bu güncellemede. Britanya'ya geldiğimiz zaman şöyle M44 adında küçük küçük tanklarımız var. Gençler böyle tanklar eklemişler bu tankların modifikasyonlarına geldiğim zaman şöyle göstereyim. 61 delen bir mühimmatı var. Yani onun dışında fazla bir şey göremedim arkadaşlar. Şu şekilde gözüküyor. İlginç bir tank gerçekten. Birkaç ülkede de var. KV'ye benziyor. KV diye bir tank vardı ya. Aynı onu satıyor. Japonya'ya geldiğimiz zaman gençler Japonya'da da aynı M44'ten var. Başka hiçbir şey eklenmemiş Japonya'ya da. Ama tay ağacı büyük ihtimal bir sonraki güncellemede Japonya'ya eklenecektir. Hayvan ağacı. Çin'e geldiğimiz zaman Çin'de CNHK17 adında gençler çok güzel bir araç eklemişler. Şöyle gösterebilirim. X-Ray'den de gösterelim arkadaşlar. 8 adet şöyle cephanesi bulunuyor. Cephanesi de gençler HK17 olarak geçiyor ve 42 g çekiyor. Gayet tatlı ve güzel. 27 saniyede füze takip süresi var. Bu gerçekten güzel olmuş. 11.7 bir yerde. Artık tap diyarda işkenceye başlayabilirsiniz arkadaşlar uçaklar olarak. Neyse hava aracı oynayın. Şurada OSE Stella diye bir araç gelmiş gördüğünüz gibi. Buradaki Stella da Strella bu arada ben Stella diyorum ama diğer gösterdiğim Strella'nın neredeyse aynısı arkadaşlar. Hiçbir fark yok 10.0 bir yerde düşük seviyeli bir anti-air. Şöyle Fransa'ya geçtiğimiz zaman WBC adında bir arkadaşlar böyle zırhlı personel taşıyıcı gibi araçlar geliyor oyuna sürekli. Yani bundan sonra göstereceğim araçların hepsi. Bu zırhlı personel taşıyıcı araçlar gibi bunları tankçı arkadaşlar nasıl buluyor onu söylesin. Ben çok iyi bulmuyorum açıkçası çünkü her şeyin bir. Bu arada araçları da gösteriyorum arkadaşlar hızlı hızlı gördüğünüz üzere. Hepsi böyle zırhlı personel taşıyıcı gibi araçlar. Şu arkadan personeller biniyor. Zırhlı bir şekilde taşıyorlar. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu araçlarda bu şekilde ama bunun da tov var. O özelliği de atlamayalım. Tov mühimmatı da var gördüğünüz gibi iki tane var. Gayet tatlı ve güzel bu da. Şimdi tankları da bitirdiğimize göre arkadaşlar helikopterlere geçebiliriz. Helikopterlere geçişerken şöyle söyleyeyim bir tane helikopterimiz var zaten. Çok bir helikopterimiz yok. AH-64 pardon iki tane helikopterimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi AH-64 d Apache çok yakışıklı bir helikopter gençler. Oyuna Fransız ağacında premium olarak eklendi. 10 numara 5 yıldız Atas füzelerinden taşıyor. Veyahut şöyle AGM-114 Hellfire özelerinden de 16 adet taşıyabiliyor. Gayet tatlı ve güzel. Bu helikopterin test uçuşunu yapmayacağım arkadaşlar. Hızlı hızlı geçmek istiyorum çünkü videonun süresinin biraz da uzun olmasını istemiyorum. Onun dışında bir tane daha helikopterimiz vardı. Rusya'ya Mi-8 helikoptere eklenmiş. Bu helikopter zaten olan bir helikopterdi. Sadece varyanta eklenmiş. Şurada 9M, 120M Ataka üzerinden 4 adet taşıyor gördüğünüz gibi. Hatta 8 adet taşıyan versiyonu da var. Bir de şurada ısı güdümlü füzelerden taşıyor. El uçak vurmanız için gençler 4 tane ısı güdümlü füze taşıyabiliyorsunuz. 10 numara 5 yıldız. Şimdi arkadaşlar son gemi kaldı. Gemiden de kısaca bahsedeceğim. Açık deniz filosu. Birkaç tane yeni gemimiz var. Onları da göstereyim. Çok bir şey anlatmayacağım arkadaşlar. Gemici arkadaşlar detayına bakabilir. Arkanglensk gemisi. Şöyle gösterelim. Gayet tatlı büyük bir gemi. Ben beyaz bu arada. Bu gemi de bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. X-Ray moduna geçerek böyle toplarını da gösterebilirim. Onun dışında diğer oyun eklenen gemimiz Rodney. Battleship Rodney. Ya bu arada sızıntı videomuzdaki her şey doğru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok şey geldi. Ve Rodney'de 3 toplu ana kalibre. Bir arkadaş yorumlara yazmış da 3 topu var o yüzden çok iyi diye. Çin'e geldiğimiz zaman Çin'in zaten hava araçları yok. Açık deniz filosu. İtalya'da da hiçbir şey yok. Fransa'da da şöyle 5.07 bir ara. Küçük bir araç eklemişler arkadaşlar. Bu minicik bir araç. Diğerleri kadar heybetli değil maalesef. İsveç'te ve İsrail'de de herhangi bir şey yok. Son olarak arkadaşlar şöyle F-16J ile, Solotürk kamuflajıyla videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bence güzel bir güncelleme. En azından böyle avcı araçlarını seven arkadaşlar için. Yani benim için arkadaşlar. Eurofighter videosu da gelecek kanala. Diğer videolar da gelecek. Ama arkadaşlar şunlar çok önemli. Sizin bu kanala destek vermeniz, yorum olarak, like olarak önemli video hakkında yorumlarınızı aşağı belirtin. Özellikle benim video içindeki şeyleri bana sorabilirsiniz veya kendi düşüncelerinizi de belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar, sağlıcakla kalın.